Bugünkü dersimizde biraz daha önceki de bugün son dersimiz. Daha önce yaptığımız konulardan biraz daha farklı bir konuya gireceğiz. Bugün yapacağımız şey gördüğümüz elektromanyetik kavramlarının analitik mekanik dersinden hatırladığınız Lagrange'in formülasyonunu inceleyeceğiz. Analitik mekanik derslerinden hatırlarsanız hareket denklemlerini elde etmek için bir eylem fonksiyonu yazıyorduk. Eylem fonksiyonu bir Lagrange fonksiyonunun bu parçacığın konumuna ve hızına bağlı olabilir. Ya da zamana da bağlı olabilir. T1 anından T2 anına kadar hareketliydi. Parçacığımız T1 anında belli bir noktadan başlayıp T2 anında bir başka noktaya kadar hareket ediyorsa hareket denklemini bulmak için bu yörüngenin çok küçük değişimleri altında S'in değişmeme şartını koyduğumuz zaman bu bize hareket denklemlerimizi veriyordu. Şimdi tek bir parçacık için işte Lagrange yoğunluğu, Lagrange'ımız ne olabilir diye baktığımızda tek bir parçacık için ne biliyoruz? Ben ref koordinat eksenimi bu noktadan merkezin bu nokta alabilirim ya da bir başka nokta alabilirim. Böyle bir öteleme yaparsam benim sistemimde hiçbir şeyin değişmemesi lazım. Dolayısıyla Lagrange'in dediğimiz R'ye bağlı olamaz. Aynı zamanda bu Lagrange'imi şimdi yazabilirim, yarın yazabilirim. Aynı şey olması lazım. Dolayısıyla T'ye bağlı olamaz. Geriye kalan bir tek hızına bağlı olabilir. Ama ben şu yöne bakarak sistemimi inceleyebilirim ya da bu yöne bakarak sistemimi inceleyebilirim. Herhangi bir yön bilgisi olmaması lazım, özel bir yön olmaması lazım. Dolayısıyla hızın da kendisine değil, sadece karesine bağlı olabilir Lagrange yoğunluğumuz. Şimdi böyle bir genel bir Lagrange yoğunluğundan yola çıkarak şu koşulu koyduğumuzda Euler Lagrange denklemleri dediğimiz hareket denklemlerini elde ederiz. Ve çoğu zaman tek bir parçacık bir potansiyel etkisi altındaysa Lagrange'nin T-V ya da 1 bölü 2 V kare eksi potansiyel olarak yazabiliriz. Sadece koordinata bağlı bir potansiyeli şayet varsa. Şimdi bunu özel relativiteye genelleştirebiliriz. Şimdi özel relativitede neyi biliyoruz? Sadece ötelemeler değil. V'yi alıp V artı A gibi herhangi bir A sabit vektörü için bunun altında değişmez olması değil, aynı zamanda referans sisteminden referans sistemine geçişte de değişmez olmasını değişmez olması lazım bu eylem dediğimiz fonksiyonun. Dolayısıyla yine tek bir parçacık için yazabileceğimiz en basit eylem ifadesi d tau ile göstereceğimiz çok küçük, sonsuz küçük uzunluk elemanının integrali toplamı olarak bakabiliriz. Yine parçacığımız bir T1 anında R1 noktasından başlayıp T2 anında R2 noktasına kadar hareket edecektir. Bir referans sistemi seçersek bunun dünya eğrisi olarak geçer. Ve d tau dediğim ifade ya da d tau kare dx0'ın karesi eksi dx y'nin karesidir. İstersek burada zamanı dışarı çıkarabiliriz. Dt belli bir referans sistemi seçersek. Dt bunun karekökünü alacak olursak dx0 bölü dt'nin karesi eksi dxi bölü dt'nin karesi olacaktır. x0'ın da tanımını hatırlarsanız x0'ın t'ye göre türevi ışık hızını verecektir. C kare eksi V kare. Bunu da C'yi de dışarı attığımız takdirde C dt 1 eksi V kare bölü C kare olarak yazabiliriz. Tabi eylemi belirlerken belli bir eylemimiz varsa o bize bir hareket denklemini veriyorsa o eylemi bir sabitle çarparsak sabitle çarpmamız şu koşulu değiştirmeyeceği için bu eylemde yine aynı hareket denklemini verecektir.
Hem genel olarak bu alfa sabiti herhangi bir sabit olabilir. Ama çoğunlukla tercih ettiğimiz bu, şuraya bakarsanız buradaki bizim eylemimiz, şu ifadeyle kıyaslayacak olursak alfa c 1 eksi b kare bölü c kare üzeri 1 bölü 2'dir. Şimdi düşük hızlarda bu eylemin, şurada yazdığımız bu eyleme eşit olmasını isteriz. Düşük hızlarda bakacak olursak bu v kare, düşük hız dediğimiz ışık hızına göre düşük hız. Dolayısıyla bu sabit birden çok küçük. Bir seri açılımı yapabiliriz. Alfa c 1 eksi 1 bölü 2 v kare bölü c kare. Alfa c eksi alfa c alfa bölü 2c v kare olacaktır. Bunun da şu bir sabit olduğu için hareket denklemlerini zaten etkilemeyecek. Bunu ihmal edebiliriz. Geriye kalan ifadenin 1 bölü 2 m v kareye eşit olabilmesi için buradaki alfa dediğimiz sabitin eksi mc'ye eşit olması lazım. Dolayısıyla bizim yüksek hızlarda tek bir parçacık, serbest tek bir parçacık için yazacağımız eylem eksi mc dt karekök 1 eksi z kare bölü c kare olur. Şimdi eylemi biliyorsak, Lagrangian'ı biliyorsak hareket denklemlerini çıkarabiliriz. Bu yapabileceğimiz şeylerden biri. Tabii bu şekilde yapmanın şöyle bir dezavantajı olacak. Şimdi özel relativite bize diyor ki bir referans sisteminden bir başka referans sistemine geçerken zaman da diğer koordinatlar gibi zaman ölçüsü de değişecek. Buna baktığımızda, bu şekilde bakarsak buradaki Lagrange dediğimiz ifade, Lagrangian'ın referans sisteminden referans sistemine değişen bir ifade. Bu da çok tercih ettiğimiz bir şey değil. Öyle bir formülasyon şimdi öyle bir formülasyon yapalım ki o formülasyon referans sistemimizden bağımsız olsun. Bunun için yapabileceğimiz, yine şu ifadeye dönebiliriz. Bu ifade sonuçta şu, bu eylem eksi bu mc kare eksi mc dt olur. Şimdi parçacığın hareketini zamanla parametrize etmektense herhangi bir s diye bir parametre tanımlayabiliriz. Parçacığın bu eğri, dünya eğrisi üzerindeki konumunu belirtecek bir s diye bir parametremiz. Dolayısıyla biz x0s x7 xs olarak tanımlayalım. O zaman yine burada nasıl dt'yi dışarı almıştık, dt yerine ds'i dışarı çıkarabiliriz. Eksi mc belli bir s1 noktasından s2 noktasına ds karekök dx0 bölü ds'in karesi eksi dxi bölü ds'in karesi. Ya da bunu şöyle de yazabiliriz. Eksi mc s1'den s2'ye ds dx mü bölü ds'in karesi dx mü bölü ds'in karesi olarak düşünebiliriz. Şimdi burada gördüğümüz dx mi bölü ds, bu parçacığın bu eğri boyuncaki 4 boyutlu hızı olarak yaklaşabiliriz. Şimdi bu durumda artık Lagrange yoğunluğumuz bizim eksi mc karekök d u mü umi halini alacaktır. Şimdi bu Lagrangian'ın da birbirinden bağımsız 4 tane koordinatımız var. Ve her koordinat için Euler Lagrange denklemlerini yazabiliriz. Önce bir genel bir momentum tanımlayalım. Yine analitik mekanik derslerinizden hatırlarsanız momentumu Lagrangian'ın hıza göre
hıza göre türevi olarak tanımlarız. Bunu yerine yerleştirecek olursak, sonuçta bu nedir? Eksi mc. Lagrange'in türevinden karekökün türevi gelecek. 1 bölü 2 karekök. Umi. Ya da indeksi değiştirelim. İçeridekinin umi'ye göre türevi de 2 umi olacaktır. Bu ikiler sadeleşti. Dolayısıyla genelleştirilmiş momentumumuz sistemimizin eksi mc umi bölü unu olarak verilecektir. Şimdi bunun bileşenlerine bakalım. Üç boyutta bildiğimiz enerji momentumla nasıl bir ilişkisi olduğunu görmek için P0 eksi mc U0 bölü karekök U0'ın karesi eksi U2'nin karesi olarak yazabiliriz. Eşittir eksi mc U0 dediğimiz şey dx0 bölü dst bölü dx0 bölü ds'in karesi eksi dx bölü ds'in karesi. Ya da bunu da şöyle yazabilirim. Bunu ters çevirip karekökün içerisine atabilirim. Atarsam şayet. Karekök 1 eksi dx bölü dx0 buranın karesi eksi mc bölü karekök 1 eksi v kare bölü c kare olacaktır. Bu ise part U0'a genelleştirilmiş momentumun sıfırıncı bileşeni enerjinin parçacığın enerjisinin c'de birinden başka bir şey değildir. Buraya c ile çarpıp c'yi bölersek burası parçacığımızın enerjisi eksi enerji bölü c olacak. Diğer bileşenlerine bakacak olursak Pm eksi mc Pi Ui bölü karekök U sıfırın karesi eksi U c'nin karesi ya da yukarı indeksi yukarı kaldırabiliriz. Pi eşittir eksi mc Ui dediğimiz dxi bölü ds olacak. Bölü karekök dx0 bölü ds'in karesi eksi dxc bölü ds'in karesi. Yine dx0 bölü ds'in karesini karekökün dışarısına çıkardığımız zaman eksi mc dxi bölü dx0 1 bölü karekök 1 eksi v kare bölü c kare olacaktır. Bu da bizim eksi mc. Bu hızının i bileşeninden başka bir şey değildir. Burada da bölü karekök 1 eksi v kare bölü c kare kalacaktır. Dxi bölü dx0 hızı bölü c olduğu için c'leri de sadeleştirdik. Eksi mvi bölü bu. Bu ise eksi parçacığımın 3 momentumundan başka bir şey değildir. Daha önce hatırlarsanız 4 boyutlu momentum tanımlamıştık. E bölü c ve P idi bizim 4 boyutlu momentumumuz. Buradan da görüyoruz ki bu genelleştirilmiş momentum dediğimiz şey eksi P mü'den başka bir şey değil.
Hareket denklemlerine bakacak olursak, hareket denklemlerimiz d u mu bölü ds eşittir sıfırdır. Ya da buradan da dp mu bölü ds eşittir sıfır olarak da yazabiliriz. Ama parçacığın dört momentumu değişmeyecek. Bu zaten beklediğimiz bir şey. Çünkü zaten serbest bir parçacık. Herhangi bir kuvvet etki etmiyor. Enerjisi ve momentumu korunacaktır. Şimdi gelelim bu parçacığın elektromanyetik alanla nasıl etkileşeceğine. Şimdi Lagrange'i yazarken eksi mc olmuyor. Olmayı bu şekilde yazmıştık. Ve bu şekilde elde etmemizin en büyük sebeplerin bu şekilde gelmesinin en büyük sebebi en azından bu formülasyonda referans sisteminden her şeyi bağımsız seçtiğimiz için. Dolayısıyla biz buraya bir elektromanyetik alanla etkileşme yazdığımızda yine aynı prensiple hareket edeceğiz. Parçacığın bir hızıyla, parçacığın bir özelliğiyle daha doğrusu elektromanyetik alanın bir özelliğinin o şekilde bir araya getireceğiz, getirmemiz lazım ki bir Lorentz referans sisteminden bağımsız olsun. Yazabileceğimiz en basit ifade bir 4 vektör olarak potansiyel tanımlamıştık. Elimizde bir 4 vektörümüz daha var. Umi. Tabii bunun şimdilik bilmediğimiz bir katsayısı olsun. Yazabileceğimiz Lagrange, en basit Lagrange'in bu olarak verilecektir. Şimdi hareket denklemlerine bakalım. Hareket denklemlerini diğer orada hareket denklemimiz her zaman için buydu. Yine şimdi konuma bağlı bir özellik var. Bu elektromanyetik alanı biz bu parçacığın belli bir konumunda hesaplıyoruz. Dolayısıyla şu türevden bir katkı gelecek. Şu türevden iki tane katkımız var artık. Hem buradan gelecek olan bir katkı var. Buradan gelecek olan katkı biraz önce hesapladık. Bu parçacığın 4 momentumundan başka bir şey değil. Genelleştirilmiş 4 momentumu. Artı beta a mu gelecek. Buradan. Eksi konumuna göre türevini alacak olursak yine indeksleri bu indeksi değiştirelim. Farklı bir isim kullanalım. İndekslerin karışmaması için. Eksi beta u nü d a nü bölü d x nü eşittir 0. Şimdi buradaki türevleri alırken dikkat etmemiz gereken birkaç tane nokta var. Bir, en önemlisi bu a mu dediğim vektör potansiyel hem parçacığımın konumuna parçacığımın konumuna bağlı olacak. Dört konumuna. Bu uzaydaki konumuna ve zamana bağlı olarak değişen bir şey. Ayrıca zamana da ayrıca bağlı olabilir. Ama şimdilik bunu ihmal edelim. Parça sadece parçacığın konumuna bağlı olsun. Şimdi buraya gelirsek ilk terime dokunmayalım. Artı şunu yazarken beta a mü'nü parçacığın konumuna göre türelim. Çarpı parçacığın konumunun s'e göre türelim. Eksi beta u mü d a mü bölü dx mi eşittir 0 olması lazım. U mü'nün tanımını hatırlarsanız o şu direkt u nü dediğimiz
K'ye eşit zaten. Dolayısıyla bizim hareket denklemlerimiz artı beta A mu x nü'ye göre türevi eksi A nü'nün x nü'ye göre türevi U nü eşittir 0. Şunu da hatırlarsanız bu bizim f nü mü olarak tanımladığımız ifade. Dolayısıyla buradan da U mü bölü df eşittir beta f mü u mü haline alacaktır. Bunu daha önceki derslerden gördüğümüz f eşittir q çarpı e artı b cross b haline getirmeye çalışalım. Ya da buna benzer bir hale. Ne yapalım? Bunun uzay bileşenlerine bakalım. du i bölü ds. U'nun pardon, burası u mu değil, p mu. Bak, bu Lagrangian'ın hıza göre türeviydi. Onu da zaten genelleştirmiş, momentum olarak tanımlamıştır. Pi. Şimdi p'ye bakacak olursak, enerji momentum 4 vektörünün eksilisine eşit. Dolayısıyla bu eşittir. Eksi d pi bölü ds. Bu da pi aşağı indeks, bizim yukarı indeks olarak alırsak işaret değiştirecektir. Bu da budur. Bizim 3 momentum dediğimiz şey, 3 momentum bileşenleri px, py, pz, p'nin yukarı indeksi bileşenleridir. Şimdi gelelim diğer tarafa. F beta f i nü u nü ifadesine bakalım. Beta f i 0 u 0 artı beta f i c u c şeklinde yazabiliriz. Burada nü üzerinden toplama açık olarak yazdım. Bir nü eşittir 0 bileşeni, bir de nü eşittir 1, 2, 3 bileşenleri. Şimdi f mü nü tensörünün özelliklerini hatırlayacak olursak, ya da elektrik ve manyetik alanları f mü nü tensörleri cinsinden nasıl yazdığımızı önceki dersimizden hatırlayacak olursanız, elektrik alanın i bileşeni f i 0'a eşitti. Manyetik alanın k bileşeni de, manyetik alanın i bileşeni de epsilon i j k f j k'ya eşit. Eksi işaretiyle. Bu iki özelliği biliyoruz. Bölü 2. Burada J ve K'lar üzerinden bir toplam var. Şimdi dolayısıyla şuraya baktığınız zaman direkt buradaki elektrik alanı belirleyebiliyoruz. Şuradaki FIJ faktörümüz var. Onu da manyetik alan cinsinden yazacağız. FIJ'yi direkt manyetik alan cinsinden yazmak istiyorsak yapacağımız şey bu ifadenin iki tarafında epsilon i lm ile çarpalım. Bi eşittir eksi epsilon i lm epsilon i j k f j k bölü 2 olacaktır. İ'ler üzerinden toplam olduğu için iki tane Levi-Civita'nın çarpımını lj'ye eşit olabilir, mk'ye eşit olabilir ya da lk'ya J, L'ye eşit olabilir. J, L, L, K'ya, M, J'ye eşit olabilir. F, J, K bölü 2 olacaktır. Eşittir eksi. Bununla çarparsam F, bu diyor ki bana J yerine L koy. Bu da diyor ki K yerine M koy. F, L, M bölü 2. Artı burada da
L ile M'nin yeri değiştirilmiş durumda. F, M ile bölü 2. Ya da şuradaki iki indeksin yerini değiştirirsek bir eksi gelecektir. Eksi eksi artı olacak. Bu bana direkt F, M ile y verecek. Dolayısıyla F, M ile eşittir. Epsilon, i, v, m, b, i olarak yazabilirim. Şimdi buraya geri dönelim. Beta, f, i, nü, u, nü eşittir. Bu, eksi beta, e, i'dir. Yani artı beta, e, i'dir. Sıfır, eksi. Sıfır indeksini yukarı kaldırdığımda işaret değiştirmeyecek. İ indeksini yukarı kaldırdığımda bir işaret farkı gelecek. Dolayısıyla burada bir eksimiz var. Artı beta uj fij yerine şuradan bakacak olursak epsilon l yerine j yazmam lazım. M yerine i yazmam lazım. Bu i üzerinden toplam aldığım bir indeks. Dolayısıyla istediğim gibi adını değiştirebilirim. Ona da m diyeyim. Eksi beta ei artı beta. Bunu biraz düzenleyelim. I'yi en başa alırım. İki defa atlattığımdan bir işaret gelmez. Bir de j ile m'nin yerini değiştiririm. Oradan bir işaret daha gelecek. Epsilon i j m eksi u j b m. Eşittir. Eksi beta parantezine alalım. Şu e i artı bu ise u 4 vektörünün uzay kısmıyla 3 vektörüyle b 3 vektörünün vektörel çarpımından başka bir şey değil. Bunun i bileşeni. Şimdi yerine yerleştirirsek ne gördüğümüz şey? dpi bölü ds eşittir. Eksi beta. ei artı u vektörel çarpım b. i ya da dp bölü ds eksi beta. E artı U vektörel çarpım B. Bunun da biliyoruz ki Q E vektörel çarpım U vektörel çarpım B olması lazım. Pardon, burada bir şunu unuttuk. U sıfır. U sıfırımız var. Yeniden yazarsak eksi beta. U sıfır dediğimiz şey d x sıfırın bölü ds artı burası d x i bölü ds vektörel çarpım d. İki tarafı da ds bölü dt ile çarptığımız takdirde burası dt bölü dt yani parçacığa etki eden kuvvet eşitmiş eksi beta. Bir c faktörünü dışarı alalım. E artı v bölü c vektörel çarpım d olarak karşımıza çıkacak. Yine daha önceki derslerimizi hatırlarsak bu Lorentz kuvveti olacaktır ve q e artı v bölü c vektörel çarpım b olması lazım. Buradan da biliyoruz ki Lagrangian'ımıza en başta koyduğumuz bu b bilinmeyen sabiti eksi q bölü c olacaktır. Dolayısıyla bizim bir elektromanyetik alandaki noktasal parçacığın Lagrangian'ı bir bu serbest kısmı
Bir de elektromanyetik alanla etkileşen kısmı eksi Q bölü C U mu A mu olarak yazabiliriz. Burada bir şeye daha dikkat edelim. Umu'nun bileşenlerini yazdık daha önce. Umu. Birinci x eşittir 0 bileşen dx 0 bölü ds d x i bölü ds'ti. Ya da dx 0 bölü ds kalsın şimdilik. Daha önceki derslerden hatırlarsanız bir UMÜ 4 vektörü tanım, 4 hızı tanımlamıştı. Bunun tanımı S yerine tau'yu kullanmıştı. Ve bu tau cinsinden 4 hızı 4 akım yoğunluğunu tanımlamıştı. Akım ve yük yoğunluk 4 vektörü Q U mu idi? Ya da buraya yazacak olursak Q ds over d tau d x0 over ds dx i bölü ds ya da Q ds bölü d tau U mu olacak. Şimdi bunu aklımıza tutalım. Özellikle S dediğimiz değişken serbest bir değişkendi. İstediğim gibi tanımlayabiliyorduk. ds over d tau'yu 1 olarak seçebiliriz. ds over d tau'yu 1 olarak seçersek, yani s ve tau'yu eşit olarak seçtiğimiz takdirde burası direkt c mu e mu şeklinde gelecektir. Şimdi gelelim noktasal parçacıkları bir tarafa bırakalım. Elektromanyetik alan için acaba benzer bir formülasyon yapabilir miyiz? Yani öyle bir eylem tanımlayalım ki. Şimdi bir defa tek nokta, tek bir parçacık için eylemi tanımlarken onun işte uzay zamanında bulunduğu bütün noktalar üzerinden bir nevi bir toplam yapıyordu. Ama tek noktasal parçacığın uzay zamanında bulunduğu bütün noktalar bir eğri oluşturur, tek boyutlu bir eğri oluşturacaktır. Dolayısıyla bizim eylemi tanımlarkenki integralimiz tek boyutlu bir integral olacaktı. Oysa elektromanyetik alan için, elektromanyetik alanın uzay zamanda aldığı tabi burada elektromanyetik alan için konumdan bahsetmenin bir anlamı yok. Elektromanyetik alanın değerinden bahsedebiliriz. Evet, noktasal parçacığın konumunun değerinden bahsettiğimiz gibi elektromanyetik alanın büyüklüğünün, şiddetinin değerinden bahsedebiliriz. Değer, şiddeti her noktada tanımlı. Dolayısıyla eylem tanımlamak için uzay zamandaki bütün noktalar üzerinden bir toplam almamız lazım. Burada da bir Lagrange yoğunluğu tanımlayacağız. Lagrange yoğunluğumuz ne olabilir? Yine bizi rehberlik edecek prensiplerimiz aynı. Öyle bir şey olmasın. Eylemin bir defa referans sisteminden bağımsız olmasını istiyoruz. Dolayısıyla Lagrange yoğunluğu da öyle bir şey olacak ki referans sisteminden bağımsız olacak. Şimdi elimizde referans sisteminden bağımsız, yani Lorentz dönüşümleri altında değişmeyecek neler var? En basit yazabildiğim ifadeler. Bu var. Referans sisteminden bağımsızdır. Lorentz dönüşümleri altında değişmez. Bir de f mu nu tilde diye bir şey tanımlamıştık hatırlarsanız. Bu da referans sisteminden bağımsızdır. Referans sisteminden referans sistemine değişmez. Ve bunların şimdilik bilmediğimiz katsayıları olabilir. Eylem yoğunluğumuz bu olacaktır. Hareket denklemlerini yine tek boyutta noktasal parçacıktaki gibi çıkarabiliriz. Noktasal parçacıktaki hareket denklemlerini
Şöyle bir yazalım. Ya dx mi bölü ds y bölü ds eksi eşittir sıfırdan. Şimdi neydi? Bu integral üzerinden değerini aradığımız fonksiyonumuz. Onun türevi. Buraya baktığımızda dolayısıyla bizim değerini aradığımız fonksiyonumuz ne? Eğmeyi. Bunun türevlerinden bahsedelim. Delmeyi. Bu ifadenin buna neye göre türevini alıyorsak ona göre türevini alacağız. Delmeyi. Eksi. X mü değerini aradığımız fonksiyon. Burada türevi, burada kendisi. Eğmeyi'nin değerini aradığımıza göre yani eğmeyi eşittir 0 olacaktır. Hareket denklemlerimizde artık bu şekilde yazabiliriz. Bu türevleri bir hesaplayalım. Önce yani şu türevi bir alalım. Lagrange'nin eğmeyi'ye göre türevi ya da alfa. Şimdi hep alfa, beta aynı indeksleri kullanıyorum ama daha önce tek parçacık için alfanın ne olduğunu belirlemiştik. Eksi mc demiştik. Buradaki alfa, oradaki alfadan bağımsız. Bu ayrı bir alfa. Ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Birazdan belirleyeceğiz. Alfa d bölü d d'ni eğme f alfa beta f alfa beta. Şimdi şu Lagrange'ini yazarken burada mü'nü indeksleri üzerinden bir toplam alıyorum. O yüzden bu mü'nü indekslerinin ne olduğunu çok bir önemi yok. Onlara istediğim gibi değişik isimler verebilirim. Ama buraya baktığım zaman buradaki mü'nü indeksleri üzerinden toplam almıyorum. Buradaki mü'nü indeksleri sabit. Ve buradaki mü'nü indeksleriyle buradaki mü'nü indekslerin aynı olması gibi bir gerek yok. O yüzden karışmaması için buraya mü'nü indeksi koyuyorsam buraya alfa beta indeksi koydum. Dolayısıyla alfa betalar üzerinden toplamım var. Mü'nüler üzerinden toplamım yok. Şimdi iki tane çarpım var. Dolayısıyla 2 f alfa beta böyle de devinü eğmi. Şunu yazacak olursam del alfa e beta eksi del beta e alfa olacak. Alfa 2 f alfa beta. Şuna bakacak olursam, bunun türevine bakacak olursam, eğer alfa nü'ye, beta da mü'ye eşitse nü alfa, beta mü, o zaman 1 yoksa 0. Burada da beta nü'ye, alfa mü'ye eşitse, yani beta nü'ye, alfa mü beta, beta nü'ye, alfa da mü'ye eşitse 1 yoksa 0. Eşittir. 2 alfa f nü mü eksi f mü nü. Yine şu ikisini değiştirecek olursam, yerini değiştirecek olursam eksi 4 alfa f mü nü karşıma çıkacaktır. Bu tabi buna el 1 diyelim ya da 1 diyelim. Şu birinci terimden gelen katkı bu. Lagrange'nin del nü eğmeye göre türevi eksi 4 alfa f mü nü. Bu birinci terimi. Şimdi gelelim ikinci terime. Beta f tilde, birisine tilde koyacağım. F tilde alfa beta. Evet. Şuna tilde yapalım. F tilde alfa beta. Şimdi f tilde'nin tanımını hatırlarsanız f alfa beta epsilon f alfa beta gamma delta f gamma delta olacaktır. Şu ifade tildalı ifadenin eşit. Eşittir. Beta. Buradaki beta üzerinden toplam aldığım bir indeks. Buradaki beta ise bir sabit.
Epsilon, alfa, beta, gamma, delta. Bundan sonra türevlerini alacağım. Bunun buna göre türevini alacak olursam yine biraz önce olduğu gibi Kronecker delta mu alfa, Kronecker delta mu beta, eksi Kronecker delta mu alfa, Kronecker delta mu beta, f alfa beta, gamma delta, şundan dolayı, eksi, artı, bu olduğu gibi duracak. Bu ikincisinin türevi. İkincisinin türevini aldığımda Kronecker delta nu gamma, Kronecker delta mu delta, eksi Kronecker delta nu delta, Kronecker delta nu gamma. Şimdi parantezleri açalım. Şimdi şu terime bakacak olursak, bu terim bana diyor ki bu alfa beta yerine nü mü yaz. Eksi şu terim de bana diyor ki alfa beta yerine mü nü yaz. Yani mü ile nü'nün yerini değiştir. Ama biliyorum ki mü ile nü'nün yerini değiştirdiğinde bir eksi işareti gelecek sadece. O eksi işareti buradaki eksi işareti götürecek. Dolayısıyla şu terimin katkısıyla bu terimin katkısı aslında aynı. Toplayacak olursam onları. 2 beta epsilon nü mü gamma delta f gamma delta artı yine benzer şekilde şu terimin katkısıyla bu terimin katkısı birbirinin aynısı. İkisini de topluyorum. 2'yi zaten dışarı çıkardım. Epsilon alfa beta gamma delta yerine nü mü yazacağım. F alfa beta. Şimdi bu iki terimi kıyaslayacak olursak ne yapabilirim? Bu nü'yü alırım. Önce beta'nın üzerinden sonra alfa'nın üzerinden atlatırım. En başa getiririm. Her bir yer değiştirme bir eksi işareti gelecek, getirecek. İki tane yer değiştirme olduğu için bir eksi işareti gelmedi. Sonra mü'yü alırım. Yine alfa beta'nın üzerinden atlatırım. Yine bir eksi işareti gelir. Eksi işareti gelmez. Dolayısıyla bu ifade yerine eşittir. 2 beta epsilon nü mü gamma delta f gamma delta artı epsilon nü mü. Şimdi alfa betalar üzerinden toplamım var. Bu toplamın bir anlamı olan bir toplam olduğu için istediğim gibi isimlerini değiştirebilirim. Alfa yerine gamma, beta yerine delta diyebilirim. Gamma delta f gamma delta olacak. Bu da bana diyor ki eşitmiş 4 beta f tilde nü mü ya da eksi 4 beta f tilde mü nü olacaktır. Eksi 4 beta f tilde mü nü. Lagrange'ın şuna göre türevi buna eşitmiş. Şurayı hesapladım. Şimdi bunun bir de del nü'ye göre türevini alacağız. Şimdi del nü'ye göre türev aldığımızda f tilde mü nü'nün del nü'ye göre türevine bakacak olursak bu nedir? Epsilon mü nü alfa beta del nü del alfa e beta eksi del beta e alfa olacaktır. Şimdi bakacak olursak del nü del alfa türevlerin yerini değiştirebileceğimden dolayı nü ile alfanın yerini değiştirirsem burada hiçbir şey değiştirmez. Oysa burada alfa ile beta'nın yerini değiştirirsem alfa ile nü'nün yerini değiştirirsem bir işaret değiştirir. Yani şurası alfa nü'nün yer değiştirmesine göre simetrik bir tensör. Burası ise antisimetrik bir tensör. Yine ilk derslerinizi hatırlayacak olursanız simetrik bir tensör ile antisimetrik bir tensörün çarpımı indeksler üzerinden toplam alıyorsak şayet sıfır verecektir. Bu da bize diyor ki şu terim zaten sıfır. Bu terime bakacak olursak bu terimde nü ve beta'nın yer değiştirmesine göre simetrik. Oysa burası antisimetrik. Simetrik antisimetrik çarpımı sıfır olacaktır. Dolayısıyla bu her zaman için sıfır. Yani bu bize diyor ki şuradaki terim beta ile orantılı olan terim hareket denklemine hiçbir şekilde katkı vermeyecek. Bunu aslında baştan da görebilirdik. Çünkü eğer uğraşırsanız bunu bir
4 vektörün bir türevi olarak yazabiliriz. 4 vektörün tam türevi olduğu için nasıl ki tek boyuttaki Lagrangian kinematiğinde Lagrangian'a bir zamana göre tam türev eklersek onu ihmal edebiliyorduk. Hareket denklemlerine katkı vermiyorduk. Çünkü eylemin değerini sadece bir sabit kadar değiştiriyordu. Aynısı burada da geçerli. Bu tam bir türev olduğu için bu terim Lagrangian'dan atabiliriz. Herhangi bir hareket denklemini herhangi bir şekilde etkilemeyecektir. Dolayısıyla bundan sonraki işlerde bu betayı baştan atacağız. Betayı sıfır kabul edeceğiz. Şimdi gelelim ilk terime. Şimdi ilk terime bakacak olursak eksi 4 alfa denli f mü'nün eksi Lagrangian 4 potansiyelin kendisine hiçbir yerde bağlı değil. Sadece türevlerine bağlı. Dolayısıyla bu terim zaten 0. Eşittir 0'mış. Dolayısıyla del mü f mü'nün eşittir 0 bize sistemimizin hareket denklemini verdi. Bunda yine özel bir bileşeni için mesela diyelim ki mü eşittir 0 bileşeni için yazacak olursak bu hareket denklemi nedir? Del bölü del x del mü f 0 mü eşittir del bölü del x 0 f 0 i f 0 i nü eşittir 0 0 olacaktır. F 0 0 0 olduğundan dolayısıyla sadece nü eşittir i'ler katkı verecektir. Onları da bu şekilde yazabilirim. F 0 i dediğim şey benim eksi i'di. Bu ise bu eşitmiş 0. Bu da bana diyor ki elektrik alanın diverjansı 0'mış. Bu zaten daha önceden bildiğimiz Maxwell denklemi. Tabii Maxwell denklemlerini hatırlarsanız burada del dot i elektrik alanın diverjansı eşittir 4 pi rho vardı. Ama biz ilk başta aldığımız Lagrangian'ın herhangi bir yük eklemediğimiz için yükün 0 olduğu durumu inceliyoruz şu anda. Dolayısıyla elektrik alanın diverjansı 0 çıkacaktır. Şimdi gelelim. Elektrik yükleri peki nasıl ekleyeceğiz? Şu anda biliyoruz ki bizim Lagrangian'ımı şu şekilde yazabiliriz. Alfa, f mü'nü, f mü'nü ve Lagrangian'ın delmi e nü'ye göre türevi eksi 4 alfa f mü'nü. Bunu daha önceden gösterdik zaten. Peki bu Lagrangian'ı hem bu alfayı belirlemek için zaten onu yapmamız gerekiyor. Yüklerle nasıl etkileştireceğiz? Ama yüklerle elektromanyetik etkileşmenin nasıl olduğunu zaten buradan çıkarmıştık. Burada tek bir noktasal yük için yazmıştık. Bu noktasal yükü bir yük yoğunluğuna genelleştirebiliriz. Onu nasıl yapacağımızı da zaten şuradan biliyoruz. Dolayısıyla ben bu Lagrangian'ı eğer elektromanyetik yüklerle etkileşimi dahil etmek istiyorsam buna artı eksi Q bölü C C mü E mü terimini eklemem lazım. Yine hareket denklemlerine dönecek olursam D bölü D X mü del mü del A bölü del mü E mü eksi Lagrangian'ın A, B'ye göre türev eşittir 0'dı. Benim hareket denklemlerim buydu. Şurada hesabı başlattık. Şu türevi biliyoruz. Eksi 4 alfa del mü F mü'nü. Şimdi şuradan da bir terim geldi şu anda elim karşımıza. Eksi, bunun türevi gelecek. Eksi Q bölü C. C'nin
eşittir 0. Yani yükleri koyduğumuzda şu andaki artık hareket denklemimiz bu. Dolayısıyla del mü f mü'nün 4 alfa eşittir q bölü c c mü. Ama Maxwell denklemlerinin 4 boyutlu genelleştirilmesi del mü f mü'nün eşittir q bölü c c mü olması gerektiğinden burada bir işaret hatası yaptık. Burası şu artı olacak. Mü ile nü'nün yerlerini daha önce hesapladığımda del nü e mü vardı. O yüzden onu, mü ile nü'nün yerini değiştirirsem bir işaret değişecek. Bu artı oldu. Dolayısıyla burası yok pardon. Ha, bu artı olursa burası eksi oldu. Bu denklemin bize şu denklemi vermesi lazım. Dolayısıyla buradan da alfanın eksi 1 bölü 4 olması lazım. Şu anda elektromanyetik alan içinde Lagrange'in yoğunluğunu böylece elde etmiş olduk. Eksi 1 bölü 4 f mü eksi q bölü c mü Lagrange yoğunluğumuz da buymuş. Analitik mekanik derslerinden hatırlarsanız, korunum yasaları Lagrange'in formülasyonunda korunum yasalarını Lagrange'in simetrilerinden çıkarmak gayet basittir. Lagrange'in belli bir miktar ötelerseniz şayet herhangi bir simetrisi varsa, mesela konumda öteleme simetrisi gibi bir simetrisi varsa söz gelimi, oradan momentumun korunduğunu zaten biliyoruz. Benzer şeyi buradan elektromanyetik alan içinde şimdiden yapabiliriz. Lagrange'in x mü'ye göre türevine bakalım. Lagrange'in x mü'ye bağlılığı bir ara verelim mi şu görüntü geçsin. Eğer şu terim olmasaydı zaten Lagrange'in ifadesi ötelemeler altında simetrik olacaktı. Yani konum vektörü Lagrange'in hiçbir yerinde açıkça görünmeyecekti. Ama şurada bir akım varsa şayet o zaman konum vektörü de görünecek. Çok da mantıksız değil. Eğer öteleme simetrisi varsa, yani şu terim yoksa öteleme simetrisi varsa ona karşılık gelen bir momentumun korunumu olması lazım. Ama eğer biz ortamda bir yük koyuyorsak biliyoruz ki elektromanyetik alanın kendi başında momentumu zaten korunmuyor. O momentum yüklere aktarılıyor ya da yüklerden momentum elektromanyetik alana aktarılacaktır. O da şu terimden kaynaklanacaktır. Şimdi korunum yasasını, öteleme simetrisine karşılık gelen korunum yasasını çıkarmak için ya da bu durumda işte şundan ne kadar korunmayacağını çıkarmak için Lagrange'in x mü'ye göre türevine bakabiliriz. Şimdi Lagrange'in x mü'ye göre türevinin iki tane kaynağı vardır. Vektörlerin türevleri x mü'ye bağlıdır. Del mü, del alfa, e beta. Lagrange'in içindeki vektör potansiyeller x mü'ye bağlıdır. Ya da Lagrange'in mesela bu durumda bakacak olursak buradaki c mü x mü'ye bağlı olacak. C alfa C alfa x mü'ye bağlı olacak. Lagrange'in bağımlılığını bu şekilde yazabiliriz. Şimdi şu terime bakacak olursak bu nedir? D alfa del mü e beta olarak yazabilirim bu terimi. Bu durumda buradan del alfa del a over del alfa e beta del mü e beta eksi del alfa del a over del alfa e beta
Vermiyor. Elbette. Ne yaptım? Şu terime baktım. Bu çarpı bunun türevi olarak yazdım. Ama bu terimi açacak olursam ne gelecektir? Bir bu terim gelecektir. Çarpı bunun türevi. Bu zaten benim şurada istediğim terim. Ama ekstradan bir de bunun türevi çarpı bu gelecektir. Onu da buradan çıkarıyorum. Vermiyor. Elbette. Artı. Ver. Burada. Elbette. Vermiyor. Elbette. Artı. Ver. Burada. Alfa gibi bir terim karşımıza çıkacak. Hareket denklemlerini hatırlarsak, hareket denklemleri bize diyordu ki bu terim şu türe, şu türeve eşit. Dolayısıyla bunların ikisi birbirini götürecektir. Şunu da şu şekilde yazabilirim. Del mi? Lagrange'in del alfa Lagrange'in Kronecker delta alfa mıyım? Eşittir. Del alfa. Del L over del. Del alfa E beta. Del mi? E beta. Artı. Lagrange'in C alfa'ya göre türevi. Del mi? C alfa. Buradan da del alfa. Kronecker delta mu alfa Lagrange eksi del alfa e mu del e beta del mu e beta eşittir del l c alfa del mu d alfa şeklini alacaktır. Şuradan sonra bakacak olursam iki tane indeksi var. Bir alfa indeksi var, bir mü indeksi var. Alfa mü Lagrange eksi Lagrange'nin del alfa e beta'ya göre türevi del mü e beta. Eğer sistemde yükler yoksa, elektromanyetik alan yüklerle etkileşmiyorsa, bu bize diyor ki del alfa t tilde alfa mu eşittir 0. Yani mu'nun, bu denkleme bakacak olursanız, mu'nun her değeri için buna benzer bir denklemimiz var. Şimdi bu denklemi yine daha önceki derslerimizden nasıl yorumladığımızı hatırlayacak olursanız, bu akım demiştik. Bunun sıfır bileşeni akım yoğunluğumuz. Yani yük yoğunluğumuz. Diğer uzay 1, 2, 3 bileşenleri, uzay bileşenleri ise akım yoğunluğumuz. Şimdi dikkat ederseniz bu bize ne diyor? Yük yoğunluğu belli bir noktada değişiyorsa bunun sebebi o noktada bulunan bir akım yoğunluğudur. Ve yük yoğunluğunun bütün uzay üzerinden integrali korunan bir nicelikti. Buradan da yine bu benzerlikten şunun bize söylediği aynı şeydir. Bizim 4 tane korunan niceliğimiz var. Her mu değeri için 4 tane. Alfa eşittir 0, bu korunan niceliğin yoğunluğu. Alfa eşittir 1, 2, 3'lerde bu korunan niceliğin akım yoğunluğunu bize verecektir. Şimdi bu korunan niceliğin ne olduğunu belirlemek için bunun, bu matrisin, bu tensörün açık ifadelerine bakalım. Öncelikle mu eşittir 0'dan başlayalım. Ya da mu eşittir 0'dan önce şu ifadeyi biraz daha açık yazalım. Alfa mu eşittir. Kronecker delta alfa mu. Lagrange'nin ne olduğunu daha önce yazmıştık. Eksi 1 bölü 4. F. İki tane farklı indeks kullanmamız lazım. Beta delta. F. Beta delta. Eksi. Şu türevi de daha önce hesaplamıştık. Eksi 1 bölü 4
önündeki katsayıdan gelecek. 2, 2 tane f olduğu için gelecek. Bir de diğeri 2 f alfa beta getirecek elimize. Dolayısıyla bu f alfa beta gelmiyor. E beta. Eksi 1 bölü 4 kronika delta alfa mu f beta delta f beta delta. Şimdi bir hile daha yapacağız. Şu terime bir bakalım. F alfa beta del beta eğimi. Şu ikisini yerine değiştirdim. Ve bunun x alfaya göre türevini alıyorum. Elimde iki tane terim olacak. Bir del alfa f alfa beta del beta eğimi artı f alfa beta del alfa del beta eğimi. Şimdi şu terime bakacak olursam, bu alfa beta'ya göre simetrik bir tensör, bu alfa beta'ya göre antisimetrik bir tensör çarpımları bana sıfır verecek. Şuraya bakacak olursam, şimdi yüklerin olmadığı duruma baktığım için korunan niceliklerden, korunan elektromanyetik alanın korunan momentumundan bahsedebilmem için yüklerin olmaması lazım. Yüklerin olmadığı bir duruma baktığım için hareket denkleminden dolayı da bu terim sıfır. Dolayısıyla şu nesne tanımı gereği zaten korunuyor. Herhangi bir bu nesne korunuyor. Korunduğu için şunun korunduğunu zaten biliyorum. Bu da korunan bir şey. Hareket denklemlerinden yine dolayı. Dolayısıyla bunu istediğim gibi buna ekleyip çıkartabilirim. Ekleyip çıkartırsam yine korunan iki nesnenin farkı ya da toplamı yine korunan bir nesne nicelik olacaktır. Dolayısıyla ben buradan şu terimi çıkardığım zaman bana ekstradan gelecek olan şey del mu e beta eksi del beta e mu olacak. Bu da f mu beta dediğim şey. Bunları prime koyalım. Yani ne yapmış oldum? Şuradaki del mu e beta yerine f mu beta'yı yerleştirdim. Böylece elde ettiğim yeni nesnede yine korunan bir nicelik. Şimdi bu niceliğin bileşenlerine bakalım. Mesela mu eşittir 0 için. Şimdi mu eşittir 0 için korunan niceliğin yoğunluğu 0,0 bileşeni belirleyecektir. Şimdi 0,0 bileşeni f 0 beta f 0 beta eksi 1 bölü 4 f beta delta f beta delta şurası beta. Beta 0 olabilir, iyi olabilir. Şimdi beta 0, 1, 2, 3 olabilir. 0'sa bir katkı yok çünkü f 0, 0. 0 zaten bu f 0 i, f 0 i, eksi 1 bölü 4. Şu ifadeyi daha önce hesaplamıştık. Daha önceden hatırlarsanız bu ifade eksi 8 e kare, eksi b kareydi. Şimdi bu ifade eksi e karedir. Elektrik alanın karesi. Şuraya bakarsak artı artı 2
Şu ifadeye bakayım. Eksi 8 değil, eksi 2. E kare eksi b kareydi. Artı 1 bölü 2 e kare eksi b kare. Bu eşittir. Eksi 1 bölü 2 e kare artı b kare olacaktır. Şimdi hatırlarsanız enerji yoğunluğu elektromanyetik alanı neyle veriliyordu? Enerji yoğunluğu 1 bölü 8 pi e kare artı b kareymiş. Bu da yine şu tanıma bakacak olursanız eksi 1 bölü 4 pi t tilde 0 0'dır. Bu da bize diyor ki bu t tilde diye de tanımladığımız fonksiyon bunun 0 0 elemanı eksi 4 pi elektromanyetik alanın enerji yoğunluğu. Gelin diğer bileşenlerine. Şimdi önceki derslerimizden hatırlarsanız enerji yoğunluğundaki değişimi veren şey belli bir bölgedeki enerji yoğunluğundaki değişimi veren şey o noktadaki pointing vektörüydü. Yani bir hacim aldığımızda onun içindeki toplam enerji azalıyorsa yüzeyde pointing vektörü de dışarı gidecekti. Dolayısıyla enerjinin akısı, enerji yoğunluğuna karşılık gelen enerji akısına pointing vektörü belirleyecek. Korunum yasasından dolayı T0,0 niceliği enerji yoğunluğu olduğunu belirledi. Korunan şey de enerji. Onun akısı T0i, bu da pointing vektörümüz olması lazım. Onun olduğunu gösterelim. Eşittir. 0i, şimdi alfa yerine 0 koyduk. Pardon, 0 burası, mu yerine 0 koyduk. Mu 0, alfada 1, 2, 3 değerlerinden herhangi birisi ise bu zaten baştan 0. Dolayısıyla elimizde sadece öbür taraf var. F i beta F 0 beta. Bu bize diyor ki beta 0 olamaz. F i j F 0 j F 0 j E j'yi verecek bize. F i j'de epsilon i j k b k'yi verecek. Bu bize neyi verecek? E vektörel çarpım b'nin i bileşenini verecek. Ve biliyoruz ki e vektörel çarpım b de aslında bizim pointing vektörümüzdü. Pointing vektörümüzün i bileşenini verecek. Tabii pointing vektörünün tanımındaki katsayıları da buraya yerleştirmek lazım. Şimdi yine katsayı 4pi gibi bir aradaki oran 4pi gibi bir şey çıkacak. Ve çoğu zaman buraya tilde koymamın sebebi şimdi neyi gördük? Bu T vektörünün en azından sıfır bileşeni enerjiye karşılık geliyor. Bir 4 vektör olduğuna göre sıfır bileşeni enerji olan 4 vektörün uzay bileşenleri de momentumdur. Bu tensöre enerji momentum tensörü diyeceğiz. Ama enerji ve momentumla tam olarak özdeşleştirebilmek için şu 4 pi faktöründen de kurtulmamız lazım. Enerji momentum, elektromanyetik alanın enerji momentum tensörü eksi 1 bölü 4 pi t tilde mu olarak tanımlanır. Diğer bileşenleri de benzer şekilde eğer mu'ye 0 değil de i gibi bir değer verecek olursanız i gibi bir değer verecek olursanız o zaman sıfır bileşeni yine pointing vektörü verecek. Onu şuradan görmek de mümkün. Şu şekilde tanımladığımız zaman bu tensörü alfa ve mu'nun yer değiştirmesine göre simetrik. Dolayısıyla mu'yu i alıp alfayı sıfır almakla mu'yu sıfır alıp alfayı i almak aynı şey. Onu hesaplamıştık zaten ti sıfır si'yi veriyor. Bu aynı zamanda t tilde sıfır i'dir. Mu'nun 1, 2, 3'e karşılık geldiği durumlarda korunan nicelik momentum
Dolayısıyla ona karşılık yaratmak da momentum akısı. Onu da yine daha önceki derslerimizde hesaplamıştık. Bize TIJ dediğimiz tensörü verecektir. Momentum akısını verecektir bize. Böylece de özel relativite, özel görecelilik kuramında da max elektromanyetik alanı kullanarak elektromanyetik alanın formülasyonunu tamamlamış olduk. Ve özel durumlarda bileşenlerini yazdığımızda eski sonuçları elde ettiğimizi de göstermiş olduk ve böylece dersimizin de sonuna geldik.